Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri ve bugün sizlere oyuncak AEG'lerin kısaca nasıl çalıştığını anlatacağım. Arkadaşlar, bir AEG öncelikli olarak 3 parçadan oluşur. Motor, silindir ve barel. 6 milimetrelik plastik boncukları şarjörlerin içinden barelden geçirerek, silindirin içerisindeki yayın itme gücünü kullanarak dışarıya atar. Bu sistem elektronik oyuncaklar için geçerlidir. Gazlı oyuncakların çalışma mekanizması ise daha farklıdır. Namlunun içerisinden dışarı fırlayan BB'nin çıkış hızına joule denir. Namludan çıkan BB'lerin belirli bir mesafeye ulaşırken aldığı zamana da FPS yani feet per second denir. Ayrıca oyuncağın saniyede attığı BB miktarına da ROF yani rate of fire denir. AEG'lerinizi oyundan sonra kuru veya hafif bir nemli bezle silebilirsiniz. Ama asla suyun altına tutmayın. Gerekmedikçe motoru ya da silindiri sökmeyin. Çarkların çalışma biçimiyle oynamayın. Oyuncağı kullandıktan sonra pilinizi her zaman dışarıda tutun ve oyuncağın safe'de olduğuna emin olun. Ve namlunun içerisinde BB kalmaması için birkaç kez boş atış yapın. Ayrıca küçük çocukların ve bebeklerin ulaşamayacağı bir yerde güvenlikli bir biçimde kutuda muhafaza edin. Oyuna giderken de aynı kutunun içerisinde götürün. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Airsoft oyunları ve kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için de bu listeyi izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.